Merhabalar, Okyanus Yayıncılık Temel Eğitim Genel Yayın Yönetmeni Nihan Hayar. Bugün sizlerle doğru kaynak seçiminin nasıl olması gerektiği hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki okul seçimi kadar aslında kaynak seçimi de hayatımızın önemli noktalarından biridir. Özellikle sınava hazırlandığımız yıllarda doğru kaynak seçimi bizler için çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerimizde zaman kavramı çok önemlidir. Bu zaman kavramını da en doğru şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Peki doğru kaynak seçimi için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle sene başında seviye tespit sınavına girerek aslında tüm branşlardaki durumumuzu görmemiz gerekmektedir. Örnek verecek olursak, matematik branşında 20 soru var. Bu 20 soruda bir öğrenci 15 net yaparken diğer öğrenci 5 net yapıyorsa, bu iki öğrencinin aslında sene başında aynı kaynakla sınava hazırlanması çok da sağlıklı olmayacaktır. 5 net yapan bir öğrenci, konu anlatımlı veya etkinlikli bir kitapla yola çıkacak olurken, 15 net yapan bir öğrencinin belki de soru bankasıyla yola çıkması daha sağlıklı olacaktır. Yine seviye tespit sınavı sonucumuza göre seçeceğimiz kaynakta tabii ki branş öğretmenlerimize de danışmamız daha doğru olacaktır. Bizleri en iyi tanıyan, bize en iyi rehberlik edecek olan kişiler her zaman uzman kişilerdir. Bu anlamda da branş öğretmenlerimizden destek almalıyız. Yine LGS sistemi ile ilgili çok kısa bir bilgi verecek olursam, biliyorsunuz ki hep söylenen bir söz vardır. LGS'de sadece 8. sınıf konularından çıkacak diye. Aslında doğru bir cümle ama tam olarak da doğru değil. Şöyle doğru değil. Örnek verecek olursak, Türkçe branşında sizin fiilimsiler konusundaki soruları rahatlıkla çözebilmeniz için daha önceki senelerdeki isim, sıfat gibi konuları, fiil gibi konuları daha iyi kavramış olmanız gerekmektedir. Şimdi bu bakış açısıyla bakacak olursak, muhakkak seçeceğiniz kaynakta daha önceki yıllardaki konularda da size altyapı sağlayacak, temelinizi daha da sağlamlaştıracak kaynakları seçmeniz daha sağlıklı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.